Kanal D ekranlarında heyecan artıyor. Arka Sokaklar bu hafta pazartesi ve cuma akşamları iki yeni bölümüyle geliyor. İlk olarak neden Arka Sokaklar'ın iki bölümü üst üste ekranlara geleceğini anlatalım. Yılbaşı sebebiyle ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oynayacağı Süper Kupa maçları sebebiyle iki bölüm üst üste yayınlanacak. Serdar İnönü'nün öldürülmesinden sonra daha doğrusu Aylin ve ekip üyeleri olayın yaşandığı yere doğru gidecektir. Aylin. Serdar nerede? Hakan, Serdar'ın öldüğünü, Aylin'in de zor durumda olduğunu anlayınca destek olmak için geri dönecek tabii ki. Serdar'ın cenazesi vesaire yapılır mı orasını bilmiyorum ama Hakan'ın Serdar'ın kızı Elif'e ve Aylin'e destek olacağını söyleyebilirim. Fragmanda gördüğümüz Seval Aslan kimdir peki? Kendisi narkotik şubede görevlidir. Hikayesi şöyle başlayacak daha doğrusu. Nişanlısını bir kadınla yakalayacak ve intikam almak isteyecektir. Kendisi oldukça gözü kara sert bir yapıdadır. Arif Müdür Selin'in mesnunatta Alper'in ve Sinem'in yokluğunda ekibi almak isteyecek bu kadını. Komiser Seval Aslan. Düz deli bu. Bana böylesi lazım. Şimdi son bölümde Metin ve Tunç biliyorsunuz Aylin'in olmayan düğününde şunları söylemişti. Hatırlasana. Kardeşim bu düğün derneklerde eskiden güzel kızlar falan olurdu ya. İşte dizinin yeni bölümünde Esra'nın İngiltere'de yaşayan kuzeni Sezin diye bir kadın üstleri misafir olacak. Kızın güzelliği de Aylin'in ve ekibin erkeklerini birbirine düşürecek. Mehmet komiser korumalık yaptığı Aylin'in gizli sırları ortaya çıkacak tabii ki. Kendisinin koruduğu çocuğu kaçırmak isterlerken saldırıya uğrayacak Mehmet. Çocuk var. Müdürüm acil durum. Rıza Baba Arif'e Mehmet'in akıllı polis olduğunu söyleyecek ve ekibi almasını isteyecektir. Ünal konusuna da açıklık getireyim. Kendisi ayrılmadı zaten yani ölmedi. Kurşun omzuna isabet etti. Kadir! Elbette Kadir kendisini kurtardığı için affetmeyecek. Orasını zaten biliyoruz ama ayrılmadığını belirtmiş olalım. Daha çok var ayrılmasını. Arka Sokaklar'ın tabii tahmin bu. 656. bölümünde yılbaşı kutlaması olabilir. Çünkü 29 Aralık Cuma günü dizi yayınlanmayacak. Yani bir sonraki hafta Cuma günü diyelim. Çünkü 29 Aralık Cuma günü Süper Kupa maçı var. Reytingler bayağı düşebilir. Yani ya da 656. bölümü kutlanmazsa 31 Aralık Pazar günü olması lazım. Pazar günü de düşerse yayınlanabilir. Tabii yargı yayınlanırsa bu plan tutmaz. Son bir bilgi daha var. Bu bilgiyi Instagram'da bir fan sayfasından aldım. Kendilerine teşekkür ederim. Arka Sokak'tan ilerleyen bölümünde sosyal medyada yaygınlaşan sahte Atatürk olayı canlandırılacak. Levent Taşçı isimli bir oyuncu da bu konuda oldukça güzel işlerini imza atacaktır diyelim. Hasta olduğum için kusura bakmayın sesim birazcık böyle çıktı. Bir sonraki videolarımızda da görüşmek dileğiyle. Arka Sokaklar yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal D'de.